merkezi olarak bu 12 Mart'ta da bu hikayelerin hatırlatılmasını faydalı buluyoruz. Bu yıllarda ilgi duymaya başladığı şiir Mehmet Akif Ersoy'u tarihe kazıdı. İnşa olması adına çaba sarf etti. Eserlerinde hep böyle bir gençliğe yer verdi. Toplamda 724 tane şiir katıldı. Bu şiirlerden 6 tanesi elemeye kaldı. Ancak elemeye kalan 6 tane şiirin hiçbiri tam manasıyla beğenilemedi. Bu yarışmaya katılması için Mehmet Akif Ersoy'a teklif gelmişti. Mehmet Akif Ersoy 500 lirayı almayacağını söylemişti. İstiklal Marşı kabul edilmişti. Mehmet Akif Ersoy 500 lirayı hayır kurumuna vermeyi tercih etti. Mehmet Akif Ersoy'un zengin olarak nitelendirebileceğimiz bir hayatı da yoktu. Ölümünden sonra ailesi sefalet içinde diyebileceğimiz kadar kötü bir yaşam sürdü. Tabutu sırtlayacak kadar adam bulunabildi cenazesinde. Değerini ancak şimdilerde anlamaya başlıyoruz Mehmet Akif Ersoy'un. Konuşmamı onun sözü olan Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek sonlandırmak istiyorum.